Merhaba sevgili öğrenciler, Sen Anlat Hocam kanalına hepiniz hoş geldiniz. Kaldığımız yerden memelilerle alakalı soru çözümlerini çözmeye devam ediyoruz abicim. Bakalım hemen. Omurgalı bir canlı türünün memeliler sınıfı içerisinde gruplandırılmasını özelliklerinden hangisi sağlar? Bakalım hangisi memelilere ait olan özelliklerdendir diyor sadece. Sinir şeridini sırtta bulundurması arkadaşlar omurgalıların tümünde var değil mi? Bu balıkta da var, kurbağada da var, bizde de var, sürüngende de var. Yani buna bakarak ben bu kesinlikle memeli demem abicim. Tamam mı? Kesinlikle memeli demem. Kesinlikle omurgalı derim ama memeli demem. Bana memelilerin özelliklerini soruyor. Olgun al yuvarlarının çekirdeksiz olması artık kafaya attık, bunu öğrendik. Artık memelilerin al yuvarları, olgun al yuvarları bak embriyonik dönemde çekirdekli. Sonradan çekirdeklerini kaybediyor daha fazla oksijen taşıyabilmek için. Geldik ondan sonra akciğer solunumu yapması. Ulan bütün dışarıda yaşayan omurgalıların hepsi akciğer solunumu yapacak. Yani kurbağası da akciğer solunumu yapacak. Sürüngeni de yapacak. Kuşları da yapacak. Memelileri de yapacak. Ben buna bakarak zaten bilemem. Birli olanı at. Üçlü olanı at. Bak doğru cevap çıktı. Vücudunun kıllarla kaplı olması. Evet kıllar sadece memelilere ait bir özellikti. Balıkta pul vardı. Kurbağada nemli deri vardı. Sürüngende pul vardı. Kuşlarda tüy vardı. Memelilerde de kıl vardı. O yüzden de doğru cevabımız Bolu olarak karşımıza çıkmıştır diyoruz abicim. Bakalım bir başka sorumuza. Memeli hayvanlar diğer omurgalı hayvanlardan hangileriyle ayrılabilir? Diğer omurgalılardan ayıracağım şimdi memeliyi. Yumurtalarında vitellüs bulundurma. Arkadaşlar bu vitellüs dediği ne biliyor musun? Yumurtanın içerisinde işte içindeki embriyo gelişinceye kadar gerekli olan besini kullandığı yer. Vitellüs bütün yumurtaların içerisinde vardır abicim, tamam mı? Hatta kurbağalarda daha azdır. Bak bu vitellüs kurbağalarda çok azdır, tamam mı? O yüzden kurbağalar ergin bir birey olarak yumurtadan çıkmıyor. Anladık mı? Çok az olduğu için anca yetiyor, sonra parçalıyor. Larva dönemi geçiriyorlar değil mi? Suyun içinde larva dönemi geçiriyor. Ondan sonra gelişiyor. Anlaştık mı? Nedeni de yumurtanın içindeki vitellüsünün az. Yani ergin bir birey halinde çıkaracak kadar besin miktarı yok. O yüzden kurbağalar larva dönemi geçiriyor, bileceğiz. Geçtik. Al yuvarda hemoglobin bulundurma. Arkadaşlar bu solunum pigmenti bulundurma başka canlılarda da var. Tamam mı? Geçtik bunu. Bunu geçtik. Yavrularını sütle besleme. Ha bak işte ben buradayım diye bas bas bağırıyor. Yani eğer memeli diyorsan süt diyeceksin. Memeli diyorsan kıl diyeceksin. Memeli diyorsan kaslı diyafram diyeceksin. Alveol diyeceksin. Bitti bu kadar. Bunlar memelilere ait olan, kesin memelilere ait olan özelliklerdir. 3 üçsüz olanı at. Geçti. Üçsüz olanı at. Birli olanı at. İkili olanı at. Bak doğru cevap çıktı. Gelişmiş sindirim sistemine. Hepsinde gelişmiştir arkadaşlar. Tamam mı? Balıkta da gelişmiştir. Kurbağada da gelişmiştir. Kuşta da gelişmiştir. Onda da gelişmiştir. Yani gelişmiş bir sindirim sistemi hepsinde bulunmaktadır diyoruz abi. Tamam mı? Bakalım bir başka sorumuza. Aşağıdaki özelliklerden hangisi yalnızca omurgalıların memeliler sınıfına ait bir özellik değildir? Kaslı diyafram, memeli. Bağ dokudan diyafram, kuş. Alveolli akciğer, memeli. Eğer ki gene akciğerlere bağlı hava kesesi derse kuşla memeli diyeceğiz. Ama akciğerlere bağlı hava kesesinin adını verirse alveol derse memeli. Çekirdeksiz al yuvar, memeli. Geldim. İç döllenme ile üreme. Arkadaşlar kuşlarda da iç döllenme vardır ama dış gelişme vardır. Yani yumurtlarlar. Sürüngenlerde de iç döllenme vardır. Kurbağalarda yoktur. Balıklarda da dış döllenme vardır. Tamam arkadaşlar? Yani gördüğünüz gibi ama sürüngenlerde, kuşlarda ve memelilerde iç döllenme vardır. Yani sadece memelilere ait bir özellik değildir bu. Vücudunun kıllarla kaplı olması, bu da sadece memelilere ait bir özelliktir diyoruz. Bakalım bir başka sorumuza. Hücrelerinde laktoz sentezi yapabilen çok hücreli bir canlı. Bak, laktoz sentezi ne demek? Ya laktoz, laktoz neydi? Süt şekeri. He, bitti. Tamam mı? Bak bitti bu kadar. Laktoz süt şekeriydi. Yani laktoz sentezi demek süt meydana getirebilen demek. Kim bu? Memelilere ait olan bir özellik. Hangisi doğru değildir diyor. Hücrelerinde laktoz sentezi yapabilen çok hücreli bir canlı ile hangileri doğru değildir? Yani memelilere ait değildir'i soruyor. Zarsı diyafram bulundurur. Zarsı diyafram, eyvallah bak bu yanlıştır arkadaşlar. Çünkü bizde nasıl diyafram vardır? Kaslı diyafram. Birsiz olanı at. Hop geldik. İki
geçsin zaten direkt. Memelilere ait doğrudur. Olgun al yuvarları çekirdeksizdir. Bu da doğrudur. Bunu da attım. Memeliler için doğrudur. Soru için yanlıştır. Bana bunu soruyor abicim. Al sana doğru cevap yalnız birdir. Hangisi laktoz sentez yapılan memelilere ait değildir soruyor. Bu da memelilere ait. Bu da memelilere ait. Bak zarsı diyafram memelilere ait bir özellik değildir abicim. Bakalım bir başka sorumuza. Bakalım bir başka sorumuza. Şöyle alalım. İki soru geldi pardon, önce şunu bitirelim. Aşağıdakilerden hangisi sadece memelilere özgü bir özelliktir? Artık mevzuyu anladık. İskeletinde kıkırdak dokusunun bulunması sadece memelilere demiş. Hayır, bu diğer canlılarda da var. Hatta şeylerde, köpek balıklarında direkt kıkırdaktan. Akciğerle solunum yapması eyvallah şeyde de var. Sürüngende de var. Kuşta da var. Memelide de var. Kapalı bütün omurgalılarda var. Kalbin dört gözde olması kuşlarda var. Aynı zamanda memelilerde var. Aynı zamanda timsahta var. Ama karın ve göğüs boşluğunun kaslı bir diyafram dediği zaman sadece memelilere ait olan bir özellik olduğunu artık biliyoruz abicim, değil mi? Bakalım bir başka sorumuza. Bakalım bir başka sorumuza. Neymiş? Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde gagalı memeli? Önce gagalıyı soruyor. Sonra keseli memeli ve plasentalı memeli örneklerinin tümü doğru olarak verilmiştir diyor. Tamam mı? Bakalım. Gagalı memeli ornitorenk olabilir. Hop, ve dikenli karınca yiyen olabilir. İkisi. Keseli memeli koala olacaktır arkadaşlar. Zaten plasentalı memeli de susamuruna geldik. Hop geldik. Doğru cevabımız Edirne olarak geldi. Bak bunu kafaya at. Dikenli karınca yiyen bir gagalı memelidir. Gagalı memeli deyince ornitorenk ve bunu yapacaksın. Yumurtlayarak çoğalır ornitorenk. Bak çakal sorusu da budur. Koala keseli memelidir. Diğer keseli memeli neydi arkadaşlar? Ne vardı? Kanguru vardı değil mi? Kanguru vardı. Bunlar da keselerin yavruyu doğuruyorlardı. Sonra keselerini alıyorlardı. Kesesinde tutuyordu. Aynı zamanda kesesinde süt bezleri vardı. Oralardan anne sütüyle oralardan besleniyordu. Susamuru dediğimiz zaman da aynen bizim gibi arkadaşlar, bunlar da plasentalı. Yani anne karnında kordondan besleniyor. Plasentadan besleniyor abicim. Arkadaşlar geldik memeliler sınıfının soruların çözümünün bitimine. Tamam mı? Bu kadar soru çözümü memelilerle alakalı kafidir arkadaşlar. Daha fazla çözüp artık sizi de sıkmayalım. Tamam mı? Yani 10 tane soru çözdük sanırım. Aslında 15 tane hazırlamıştım ama 10 tane soru sizler için yeterli. Çünkü dönüp dolaşıp hep aynı yerde gezdiğimizi siz de gördünüz arkadaşlar. Yani memelilere ait özellikler bunlar gördüğünüz gibi. 1. Kaslı diyafram mutlaka sorulacak. 2. Alveole sahip olan bir akciğer mutlaka sorulacak. Üçüncüsü başka ne verdi abicim? Mesela kıllarla örtülü olması memelilere ait olan bir özelliktir. Başka neydi? İç döllenme. Bak burası çok önemli. İç döllenme, iç gelişme gösteren tek canlı türü memelilerdir. Ha, şeyde de var. Pardon. Bu köpek balığında da iç gelişme vardır. Bak onlar da yavrularını doğurarak çoğalırlar abicim. Tamam mı? Onu da unutmayalım. Bunun yeri gelmişken onu da söyleyelim. Tamam mı? Başka memelilere ait süt bezleri abicim. Memelilerde süt bezleri vardır. Yavrularını sütlerle beslenir. Ama şunu sakın unutmayın. Bütün memeliler iç döllenme geçirir ama iç gelişme geçirmez. Değil mi? Kimler mesela? Ornitorenk. Yumurtlayarak çoğalır abicim. Ornitorenkler yumurtlayarak çoğalır. İç gelişme yoktur. Yani bir annenin içerisinde gelişip ergin bir bireyin olarak çıkma şeyi yoktur. Mesela koalada da yoktur. Değil mi? Koalada da çıktıktan sonra keseye geliyor. Kesenin içerisindeki süt bezlerinden beslenerek normal şeyini tamamlıyor. Tamam mı? Tam evrimini tamamlayarak artık normal bir birey halinde dışarıya çıkmış oluyor. Tamam mı arkadaşlar? Arkadaşlar geldik bir videomuzun daha sonuna. Eğer kanalımıza abone değilseniz bizlere destek olmak amaçlı arkadaşlar kanalımıza abone olabilirsiniz. Aynı zamanda sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz. Bizlere buralardan soru gönderebilirsiniz. Anlamadığınız bir yer varsa bizlere YouTube'dan yorum atabilirsiniz. Hocam şu konuyu çekin, hocam bu konuyu çekin. Çok aktif kullanan arkadaşlarımız var. Onların yönlendirmesiyle istedikleri videolar çekiliyor arkadaşlar. Siz de yapabilirsiniz bunu. Yani anlamadığınız yer, anlamadığınız soru çözümü veya çözmek istediğiniz soru çözümleri varsa çekinmeden bizlere ulaşabilirsiniz arkadaşlar. YouTube'dan bizler de
bir sonraki videolarımıza onu alacağız. Mesela şu anda protein sentezi çok istendi. Yeni bir protein sentezi soruları çekelim hocam diye. Bundan sonraki videoda protein sentezi ile alakalı hemen bir 4 tane video çekeceğim, atacağım arkadaşlar. Ondan sonra TYT'ye kaldığımız yerden son hız devam. Tamam mı? Son hız devam. Ama bir ara vereceğiz. Bir protein sentezlik 4 videoluk bir yer yapacağım. Ondan sonra tekrar kaldığımız yerden gideceğiz. Hatta yazılı sınav soruları hazırlayacağım arkadaşlar. O da çok işinize yarayacağınıza eminim. Tamam mı? Okuyan arkadaşlarımız için. Hadi bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.